Nereye karşı? Sol sokağa. Ya otursaydın ya, çok güzel demli çay var, iç. Yok aa, benim işim var dışarıda. Özenli tıraş, yeni kıyafetler, parfüm, gündüz matinesi, bütün oklar Nur Hayat'ı gösteriyor karşı. Ne alakası var ya? Über saçma. Biz zaten görüşmüyoruz ki. Bir de Rıza'nın falan kullanmak mesin muhabbetler. Rıza kim be? Çok da fifi. Sen benden kork. Nur Hayat bu eve girmeyecek karşım. Anladın mı? Bak uyarıyorum Emir. O kızı bu eve getirmeyeceksin. Ne alakası var ya? Niye getireyim ki? Ağzın böyle diyor ama kafandan düşünce balonu çıkıyor. Nur Hayat'ı eve atacağım, Nur Hayat'ı eve atacağım diye. Bir kere bu ev çok kalabalık ya. Ya ablam sürekli sette. Ben işteyim. Açılay'da film festivalinde jüri. Sabahtan akşama kadar film seyredecek. Zaten o yüzden bu bölümde yok gibi bir şey. Yani? Yani Nur Hayat geceleri çıkamıyor. Gündüzleri de bizim ev bu hafta boş. Harika bir zamanlama. Ya bırak anlatma bana. Ben malımı biliyorum. Sana ne kardı ya? Sana ne? Bak istediğin kızı getir. İstersen kızlardan burada futbol takımı kur. Odada çift kale maç yapın ama Nur Hayat olmaz. Ne diyorsun sen ya? Allah Allah ya. Kusura bakma Safiye. Abuk subuk muhabbetler. Muhabbete gocunmam ama temizlik günü ayakkabılarınızı silmeden giriyorsunuz ya. Ona gocunuyorum. İnsan olun ya. Aa, orada elinde kamera olan paparazzi mi? Yok ya, Arap turist o galiba. Of! Şu Japonların resim çekilmesinden yıldıydık. Şimdi bu çıktı. Hani Orta Doğu'da evde televizyonu olan Türk artist görmeye kapıyor kamerasını, koşuyor Cihangir'e kardeşim. Vallahi Hollywood'un yükünü hafiflettik ha. Şu anda Angelina ile Brad bakkala ayaklarında hamam terliği ve eşofmanla gidiyorlardır. Bak bize diken üstündeyiz. Huzursuzsun, haklısın. Göz önünde olan insanlarız. Ama huzurlu ve serin olabileceğimiz bir yer biliyorum. Bizim ev. Ha, yine mi şu pul koleksiyonunu gösterme konusu? Kırılırım. Ödül koleksiyonu. Akşam üzeri kahveye gelsen, hediye ettiğin rafı süsleyen ödüllerimi görsen, hatta belki sana bir kokteyl bile hazırlarım. Güneşin batışı ödüllerin üzerine vururken karşılıklı içeriz. Ne ödüllerin ne de kariyerinin üzerinde asla güneş batmayacak Emir. Ah, bu evet mi demek? Hayır, ustaca konuyu değiştiriyorum demek. Okey, Nur Hayat bak. Deniz sette, Bora işte, Açılay zaten bütün gün film festivalinde. Masum bir gün batımı kokteylinden ne çıkar ya? Gün batımı demişken, üzerinde güneşin batmadığı imparatorluk neresidir? İngiltere. Nedir önlem İngiliz geleneği? Beş çayı. Ya değil mi? Bu yine ustaca konuyu değiştiriyorum mu demek? Yok, saat 5'te çaya sendeyim demek. Wow! Tanrı kraliçeyi korusun. Amin. Safiye, ya şunları bir vazoya. Ay, gel kardeşim, gel. Bora, hasta mısın? Niye gitmedin işe? Ya biraz kırıklık hissettim. Çay da demlediydim, sıcak sıcak. Aradım dedim, ben bugün gelemiyorum. Çay içer misin? Kokmuştur sana şimdi. Yok, çıkmayacak mısın sen? Yok, yok. Aman valla acık özlemişim evi be. Otur, otur sen de muhabbet edelim. Demli çay var, içsene. Valla iyi geliyor. İnsana rehavet veriyor. Yok, içmem de sen böyle yani bütün gün evde misin, çıkmayacak mısın? Ay ben artık bunu dökeyim de. Yenisini taze taze demlerim. Peki taze demlediğimden bir bardak içmez misin? Yok lan. Aa, ne bu be? Saplantılı gibi. Gerginsin. Bence biraz çay iç. Aman ne olacak canım? Ev şart mı? Ne güzel böyle dışarı takılıyoruz işte. Serseri mayın gibi. Pek severim zaten İstiklal'de bir aşağı bir yukarı dolanmayı. Harbiden mi? Yok be, nesini seveceğim. Her çeşit insan var. İnsan açık büfesi gibi. Evet ya, ben de sevmiyorum. Ay çok kozmopolit falan. Kozmopolitliğin nesi iyi ki? Aynen. Ay bana kalsa mahallelere ayırırım. Fakir fakirle, zengin zengine takılsın kardeşim. Hayır, fakire de acıyor. Bizi görüyor, haset yapıyor, mutsuz oluyor. Ay görmese uyanmayacak. Ah, evet ya.
İşte ben de bu yüzden lüks AVM'leri seviyorum. Yağmur, çamur yok. Her yer güvenlik ve belli bir sosyoekonomik insan standardı var. Yani millet neden bu AVM'lere karşı ki? Über saçma. Ay ağzını öpeyim ya. Aa, bizim ofise gelmişiz. Ne yapsak? Evde kısmet olmadı. Benle yukarıda bir çay içmek ister misin? Zehir bile içerim. Hadi. Kaçma kız, gel buraya. Ya benim yine ya. Rakılı kafayla keklik gibi sekiyorum. Halime bak. Keklik değil, bıldırcısın sen. Gel buraya kız. Ay kız, vallahi zenci papusu var ya sende. Isırmam lazım, takarım ben kafaya. Aa aşkım, paşa kızı papunu ısıracağım diye kovalanır mı ya? Ne ayıp. Ye yapma, gevezeli bırak ve o siyah papunu buraya getir ha. Hayırdır ya? Ne haberler? Haberler sizde. Ben bir uğrayayım dediydim. Kapıda da Emir'le karşılaştık. Villa işleri miydi senin Emir? Tabii mantıken. Ah, neyse Bünyamin. Daha az koşturmalı bir zamanda geleyim ben. Okey. Helal Emir'e, zihin olduk. Hayatımda en fazla 3 kere gördüğüm, gayet resmi olduğum bir adamla kepaze bir zenci fantezisini seyretmek zorunda kaldım sayenizde. Fantezi değil ya, gerçek. Bildiğin zenci poposu var bunda. Zerrin, göster poponu görümcene. Ose. Ay, abi ne hallere girersen buna ya. Ne üdüğü belirsiz, nereden geldiği meçhul. Anasını babasını geçmişini hiç bilmediğiniz bir tiple beni gelin görümce yaptın be. Ne var, Beril'ce mi yapsaydı? Rakılı mısın sen kız? Hafif. Paşa rakısı. Ne üdüğü belirsiz falan deme bir daha. Tamam mı? Ben paşa torunuyum. Paşa mı? Hiç de duymadık o aileyi. Hangi paşaymış o acaba? Osmanlı paşası herhalde ama. Yapma be. Osmanlı'dan hangi belgesinin paşasıymış ya? Çok merak ettim. Afrika. Bizim baba tarafı Afrika kökenli. Ben melezim gerçekten. Afrika. Tabii. Benim dedelerimin Afrika asıllı Osmanlılar olduğu her hal ve harekatımdan bellidir. Bak mesela zenci papası var benim de. Bende de Norveç küçük parmağı var. Hey Allah'ım ya. Afrika'nın neresinden? İçinde. Afrika'nın Melezer köyü. Nüfus 14.200, rakım 950. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.